Kanalından ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bitlis ilimize ait lezzetli bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Katıklı dolma yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifimde 4 tane kabak kullanıyorum. Yemeğimin yapımına kabakları temizleyip hazırlayarak başlıyorum. Kabakların kabuklarını kabak oyacağı ile kazıyorum. Kabak oyacağınız yoksa bu işlemi çatalla çizikler atarak da yapabilirsiniz. İki ucundan da az miktarda keserek tüm kabakları bu şekilde hazırlıyorum. Katıklı dolma az malzeme ile hazırlanabilen yaza uygun hafif ve çok lezzetli bir yemek oluyor. Kazıdığım kabakları tekrar yakıyorum. Tüm kabakları bu şekilde hazırladıktan sonra iki parmak kalınlığında halka halka dilimliyorum. Kabak dilimlerinin çok ince veya kalın olmaması gerekiyor. Bu kalınlık ideal. Dilimlemiş olduğum kabakların içlerini kabak oyacağı ile oyuyorum. Kabak oyacağınız yoksa bu işlemi bıçakla veya kaşıkla da yapabilirsiniz. Kabakları oyarken kırılmamasına, çatlamamasına özen gösteriyorum. Kabakların içinden çıkan bu parçaları da atmıyoruz. Şu an aklıma geldiği kadarıyla mücver veya kek yaparak değerlendirebiliriz. Bu arada sizlerden ricam kanalımın büyümesi ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimle ilgili görüşlerinizi yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Ayrıca tarifimdeki kullandığım tüm malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tüm kabakları bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Tarifimde 200 gram kıyma kullanıyorum. Bir kuru soğanı rendenin ince tarafıyla rendeleyerek üzerine alıyorum. 1 su bardağı ince köftelik bulguru da kıyma ve soğanın üzerine ilave ediyorum. Yeterince tuz, karabiber ve kimyon ilave ediyorum. Bu yemeğin olmazsa olmazı kuru reyhan. Kuru reyhanı da elimde ufalayarak karıştırma kabıma alıyorum. Tarifimde bir çorba kaşığı domates ve biber salçası karışık kullanıyorum. Biber salçasını salçanızın acılığına ve damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 3-4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı da üzerine gezdiriyorum. Tüm malzemeleri karıştırma kabıma aldıktan sonra güzelce yoğurarak malzemelerin bütünleşmesini sağlıyorum. İç harcını çok kuru hissederseniz az miktarda su ilavesi yapabilirsiniz. İç harcım artık hazır. Şimdi kabakları doldurmaya geçiyorum. Kabakları doldururken bulgurun şişeceğini dikkate alarak kabakları çok tepeli bir şekilde doldurmuyorum. Doldurduğunuz kabakları tencereye istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. İç harç birbirini çok güzel bir şekilde tuttuğu için pişme esnasında asla dağılma olmuyor. Yeterli miktarda iç harcı kabakların içerisine koyduktan sonra her iki tarafından bastırarak düzeltiyorum. Yapımı pratik, çok da lezzetli olan bu yöresel yemeği kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tüm kabakları doldurdum ve benim iç harcımdan çok az miktarda arttı. Artan iç harcı da ziyan etmiyorum. Minik köfteler yaparak tencereme alıyorum. Yemeğimin tuzunu da serptikten sonra 1 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Pişme esnasında kontrol ederek gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz. Üzerine 1-2 çorba kaşığı zeytinyağı da gezdirdikten sonra tenceremin kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar yemeğimi pişiriyorum.
Pişen yemeğimi tenceresinde dinlendirdikten sonra servise hazırlıyorum. Servis tabağına öncelikle sarımsaklı yoğurt alıp üzerine dolmaları diziyorum. Dolmaların üzerine tekrar sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Üzerine tereyağda kızdırılmış toz kırmızı biber de gezdirerek yemeğimi servise hazırlıyorum. Son dokunuş olarak dereotu ile de süsleyerek yemeğimi servise sunuyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyip düşüncelerinizi yorumlarda bildirirseniz sevinirim. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.